Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük insansız hava aracı olan Akıncı'nın 2 numaralı prototipi ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. PT2 olarak adlandırılan Akıncı'nın ikinci test aracı bugün yapılan ikinci test uçuşunda 20.000 feet yani yaklaşık 6.600 metre yüksekliğe çıktı. irtifaya kadar tırmanan PT2 havada 2 saat 26 dakika kaldı. Test uçuşu Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirildi. Orta irtifa sistem doğrulama testi kapsamında saat 14.14'te havalanan Baykar Akıncı TİHA, ikinci prototipi yaklaşık 2 saat 26 dakika havada kaldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde yürütülen proje kapsamında entegrasyonu tamamlanan Baykar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Arge ve Üretim Merkezi'nde devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar Akıncı Test ve Uçuş Eğitim Merkezi'ne getirilmişti. İlk uçuşunu ise 13 Ağustos 2020 tarihinde yaptı. Bayraktar Akıncı'nın ikinci prototipi ilk uçuşunda ortalama 5000 feet irtifada 1 saat 2 dakika havada kalmıştı. Halen yer ve uçuş testleri iki prototiple devam ettiriliyor. Baykar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipinin katıldığı orta irtifa sistem doğrulama testini yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, test devam ederken yaptığı açıklamada, "Bugün Bayraktar Akıncı prototip 2 ile orta irtifa sistem tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik," dedi. 19 Ağustos 2020, bugün Akıncı prototip 2 uçağımızla orta irtifa sistem tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 saat 50 dakikadır havadaydık ve şu anda bize verilen süre bittiğinden alçalmaya başladık. Birazdan da hava aracımız dönüp inişini gerçekleştirecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği Baykar Akıncı TİHA projesinin 3. prototip yani test aracının entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Arge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. 3. prototipte entegrasyon tamamlanmasının ardından test uçuşlarını gerçekleştirilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na götürülecek. Akıncı'nın toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton. Bu ağırlık içerisinde gövde içinde 400 kilogram ve kanat ve gövde altında da toplam 950 kilogramlık yük taşıyabiliyor. 20 metre kanat açıklığına sahip hava aracı her biri yaklaşık 750 beygirlik iki motorla havalanacak şekilde tasarlandı. Akıncı'da milli görüş hattı ve uydu haberleşme sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Çok Amaçlı Hava Radarı ile Sentetik Açıklık Radarı, Meteoroloji Radarı gibi donanımlar yer alacak. TİHA başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonları ile görev yapabilecek. Akıncı'nın taşıyacağı silahlar arasında MAM-L, MAM-C, CIRIT, LUMTAS, BOZOK, Mark 81, Mark 82, Mark 83, Kanatlı Güdüm Kiti, KGK Mark 82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalar yer alacak.